Zorunda kalıyoruz sevgili izleyenler. Evet, şimdi konuğumuz Saadet Partisi eski genel başkanı, aynı zamanda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Mustafa Kamalak. Sayın Kamalak, merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş bulduk, sağ olasınız. Arkadaşlarımdan Sayın Kamalak'ın sesini kulağıma rica edeyim, duymakta zorlanmayayım. Sayın Kamalak, az önce Fatih Erbakan'ın ikinci olan büyük kongresinde partisinin yapmış olduğu konuşmayı hatırlattık. Tabii siyasette ne kadar hızlı değişiyor, anlamak ve anlamlandırmak güç ama herhalde perde arkasında gerekçeler, amaçlar, nedenler olması da lazım. Fatih Erbakan, bunları söyleyen Fatih Erbakan nasıl oluyor da şimdi Cumhur İttifakı'nda yer alıyor? Belki hatırlayacaksınız, sanıyorum sizin televizyondaki bir konuşmamızda ayın 23'ünde Fatih Bey'in o şekildeki net konuşmalarının üzerine siyasette demiştim, yarın ne olacağı belli olmaz, evet. Belki dönüş yapar demiştim 23'ünde. Evet. Bu kadar da olur mu denildiğinde bekleyiniz anlamında bir cümle kullanmıştım. Evet. Bu şimdiki Fatih Bey'in bu konuşması bana Mustafa Yılmaz'dır sanıyorum, Mustafa Taşan Bey'in bir konuşmasını hatırlattı, mekanı cennet olsun. Sizin evde son sözü kim söyler diye sordu. Televizyondaki konuşmada spiker kendisine geldi, şaka yollu tabii, şöyle doğrudu, kim olacak dedi, böyle soruda mı sorulur dedi, elbette ben söylerim dedi, ama dedi ne söyleyeceğime hanım karar verir dedi. Şimdi Fatih Bey konuşuyor ama konuşturana bakmak lazım. Konuşturan Fatih Bey ama konuşturan başkaları, çünkü orada birinci sırada söz sahibi olan damat Mehmet Bey'dir, Altınöz. Evet. Onu destekleyen başkaları var. Daha önce de hatırlayacaksınız belki, batmakta olan Titanik gemisine binecek değiliz diyordu. Evet. Öyle. Bütün bunlardan daha önemlisi, sanıyorum dün çok önemli bir açıklama yapmış. Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na katılmakla milli görüş yönünde çok önemli bir adım atmış biçiminde. Evet. Bu kanaatimce milli görüşe asla ve asla uymayan bir söylemdir. Milli görüş bundan 22 yıl kadar önce AK Parti'nin politikaları için beni AK Parti'nin günahına ortak etmeyiniz diyordu merhum Erbakan hocamız. Fatih Bey'in babası. Evet. Bu bir. AK Parti Amerika'nın yanında Irak'ta yer alacağı zaman benim hukuk büromdan seslenmişti merhum Erbakan hocamız. Ey milletvekilleri, eğer o tezkere, malum tezkere biliyorsunuz, bir madde tezkeresi. O tezkere meclisten geçer de Irak'ta bir masumun burnu kanayacak olursa, ölürse falan değil. Bir masumun burnu kanayacak olursa 7 sülaleniz başını secdeden kaldırmamış olsa bile bunun vebalinden, günahından kurtulamazsınız diyordu merhum Erbakan hocamız. Yani Fatih Bey'in babası. Ondan sonra ve ilave ediyordu, İş burada bitmeyecektir. Irak'tan sonra sıra Suriye'ye gelecek. Ama asla unutmayınız ki asıl hedefte Türkiye vardır diyordu. Fatih Bey'in merhum babası, milli görüş lideri. Şu an yeniden Refah milli görüş adına hareket etmese bizi hiç ilgilendirmez. Falan şöyle demiş, falan böyle demiş. Ama merhum Erbakan hocamız adına konuşup onun düşünceleri adına hareket ettiğinde elbette dün, bugün ve yarın ben milli görüşçüyüm diyen herkesi ilgilendirir. Yeniden Refah, AK Parti'ye destek vermiş olmakla, o ittifakın içerisinde yer almış olmakla AK Parti'nin bu zamana kadarki dış politikalarını, ön ayak olduğu cinayetleri, efendim Suriye'nin bu hale düşmesini, orada 13 milyon insanın efendim mülteci durumuna gelmesini, Türkiye'ye iltica etmelerini, Akdeniz'de, Ege'de köpek balıklarına yem olması eylemine, o Alyan bebeğin biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz, evet, o cesedi vurmuştu kenara.
onların o durumuna düşmesini onaylıyoruz demektir. Yani AK Parti'nin günahını sevap olarak görüyoruz demektir. Yetmedi. Önceki Vecdi Gönül Bey sanıyorum Milli Savunma Bakanı'ydı. Meclis o tezkireyi reddetmişti ama biz o hatayı İncirlik'ten 4.990 Amerikan sortisine müsaade etmek suretiyle telafi ettik diyordu. Şimdi Fatih Bey dolayısıyla yeniden refa, evet biz de buna aynen katılıyoruz demek istiyor. Kabul edilecek şey değil bu. Öbür taraftan Fatih Bey'in babası merhum Erbakan hocamız 6 Eylül 1980 tarihinde Konya'da milyonları toplamıştı oraya bir protesto mitingi yapıyordu. 6 Eylül 1980'de neydi o? Dönemin İsrail Başbakanı Kudüs İsrail'in başkenti olacak demişti. Merhum Erbakan hocamız milyonlarla birlikte adeta arşı titretircesine, ben o zaman üniversitede asistandım da oradan izliyordum. Hayır diyordu, hayır olamaz. Niye? Çünkü Mescid-i Aksa, dolayısıyla Kudüs Müslümanların ilk kıblegahıdır. Bu yüzden orası efendim İsrail'in başkenti olamaz, olmamalı diyordu. İkinci olarak İslam peygamberinin efendim Miraç yolculuğunun başladığı yerdir orası. Evet. Bu münasebetle orası İsrail'in başkenti olamaz diyordu. Ve 638'den bu yana, yani Hazreti Ömer zamanından beri orası bir barış sitesidir. İslam kentidir. Bu münasebetle Siyonizme bırakılamaz diyordu. Aradan şu kadar zaman geçti. Bunun 22 yılında AK Parti iş başında Kudüs İsrail'e verildi. Evet. Fatih Bey bunu onaylıyor demektir. O zaman ya babası yanlış yapıyordu veya kendisi yanlış yapıyor. Evet. Yani peki, şurada yer alır bir parti, burada yer alabilir. Ama buna milli görüş damgası vurduğu zaman buna itiraz ederiz biz. Hayır, milli görüşün felsefesi, ideolojisi, insanlığa yaklaşım biçimi bu değildir. Öbür taraftan bizim inanç yapımıza göre ki Erbakan merhum bunu gayet münasip biçimde temsil ediyordu. Masum bir cana kıyan tüm insanlığı katletmiş gibi günaha girer, vebal altında olur diyordu. Yani AK Parti'nin Suriye'deki bu kadar cinayetlere destek vermesine, ön ayak olmasına demek ki yeniden refah rıza gösteriyor. Onaylıyor yani. İcazet vermiş oluyor. Değil kabul mi? Edilemez. Peki Sayın Kamalak, milli görüş meselesine gelirsek parti Cumhurbaşkanı Erdoğan o gömleği zaten çıkartmıştı. Nasıl şimdi milli görüş noktasında Fatih Erbakan'la birleşebiliyorlar? Perde arkasında hangi hesap kitaplar yapılmış ve bu kararı uygulamıştır ki tabanımızın %60'ı istemiyor Cumhur İttifakı'nı demişti Fatih Erbakan. Nasıl aldı bu karar? Tabana nasıl anlatacak? Tabandan nasıl karşılık görecek? Ülkü Hanım, onu diyen Fatih Bey ama dedirten kim? Ona bakmak lazım. Onu dedirten de AK Parti'nin bizzat kendisidir. Önemli ölçüde. Çünkü yeniden refahın kurulmasını sağlayan Tayyip Bey'in bizzat kendisi. Efendim şu kadar ifade edelim. Saadet Partisi hazineden yardım alamadığı için Giresun'da bir kağıt fabrikası almıştı. Oradan gelir sağlamak amacıyla. Şöyle oldu, böyle oldu. Hocamızın sağlığında, işte Nermin Hanım'ın da vefatından sonra son derece yalnız kalmasından dolayı sürekli olarak işlediler Erbakan hocamızı. Ben çünkü Erbakan hocamızın yanındaydım. Bir çok gece masa başında beraber sabahladık. O kağıt fabrikasını Altınöz kendi üzerine geçirtti damat. Sonra AK Parti oranın, yani Giresun valisiyle işbirliği yapmak suretiyle o kağıt fabrikasını TOKİ'ye satın aldırdı. Sanıyorum muhalefet bu olayları belki tespit eder de meclise gündeme getirir endişesiyle
valiyi hemen oradan merkeze çekti. Halbuki valinin, iktidarın izni olmadan böyle bir alışverişe girmesi mümkün müydü? Ha, sanıyorum 78 milyon TL'den alındığı söylendi o şeyin. Bununla AK Parti'nin desteğiyle yeniden Refah hemen teşkilatlanmaya başladı ama vakıf biçiminde. Türkiye genelinde vakıf biçiminde yapılandı. Arkasından partiye dönüştü. Yeniden Refah. Evet. Gerçi bizim o alanda bir şeyimiz yok ama anayasaya göre madde 69 temelli kapatılan bir parti başka bir isim altında yeniden kurulamaz. Kuruldu. Evet. Kuruldu. Kurulabilir. Bizim buna itirazımız yok. Bizim aslında Saadet Partisi olarak, Milli Görüş olarak biz partilerin kapatılmasına karşıyız. Tamam mı? Kapatılsın anlamı çıkmasın buradan. Ama iktidar isteseydi bunu çoktan bertaraf edebilirdi. Ama koltuk değneği gibi yanında tuttu. Bugünler için yetiştirdi. Perde gerisinde bu olaylar gündeme geldi mi onu bilemiyorum. Tabii. Ama bildiğim başka bir şey, Giresun'daki kağıt fabrikasını 68 veya 78 milyon liradan TOKİ'ye alan vali biraz önce dediğimizi merkeze çekildi. Bir süre tutuldu burada. Buradan Edirne'ye tekrar vali olarak tayin edilmişti. Evet. Olayların gerisinde bu tür olaylar, olay içinde olaylar. Bu tür olaylar, ilişkiler de var. Gibi. Tabii bu tür ilişkiler de var. Gibi. Peki Sayın Kamalak, şimdi Fatih Erbakan Millet İttifakı için altılı kaos diyor. Millet İttifakı'nın içerisinde Saadet Partisi de var ve Cumhur İttifakı'nı milli olarak görüyor. Cumhur İttifakı'nın içerisinde Hizbullah uzantısı Hüdapar var. Hem altılı kaos yorumuyla ilgili ne dersiniz? Hem de Hüdapar'ın içerisinde nasıl millidir bu ittifak diyerek yer alıyor acaba Sayın Erbakan? Hülsü Hanım, benim şahsi kanaatim şu. Tüm izleyicilerimize de saygılarımı arz ediyorum. Bu ifadeler devlet dili değildir. Devlet suçlayıcı bir üslup kullanamaz. Suçlu varsa yakasına yapışır, adalete teslim eder. Çünkü tabii, bizim anayasamıza göre o anayasa ki bir darbe ürünü diye itham ettiğimiz, aşağıladığımız Kenan Evren anayası diye küçümsediğimiz anayasaya göre suç ve ceza şahsidir. Tüzel kişiler ancak organların vasıtasıyla suç işler, onun da belirli şartları var. Bu münasebetle devlet, hele devlet yönetimine tabi olan kişiler kitleleri suçlayamaz. Suçlu Ahmet'tir, Mehmet'tir, Hasan'dır, Hüseyin'dir. Onun yakasına yapışır. Birleştirici olmak mecburiyetinde devlet yönetimi. Nitekim merhum Erbakan hocamız 1994 yılının 25 Şubat'ında Bingöl konuşmasında iktidara sesleniyordu. Bir de gavur aşıkları. Evet. Siz bölücülük yapıyorsunuz. Bu milletin çocukları bin yıldan beri okula başlarken Besmele-i Şerife ile başlardı. Siz bunu değiştirdiniz. Yerine neyi koydunuz? Ne mutlu Türk'üm diyene. Doğruyum, çalışkanım vesaire. Karşıdaki de demez mi o zaman? Ben de daha çalışkanım, daha doğruyum, daha gayretliyim deme hakkını elde etmez mi? Etmez mi? Eder. Şu halde bizim bölücü, ayrıştırıcı değil. Birleştirici. Birleştirici, bütünleştirici bir üslup kullanmak mecburiyetindeyiz. Nitekim ben genel başkan olduğum dönemde tüm teşkilatlara genelge göndermiştim. Sakın itici, kırıcı, incitici üslup kullanmayınız. Evet. Zira amaç mesajımızı iletmekle dilimizde düşüncelerimizi anlatabilmek için hatta çok daha fazlasıyla temiz kelimeler vardır. Evet. Bu çizginin dışına çıkmamak lazım ve hatta şöyle demiştik. Sözü siz de söyle. Sınırını çiz de söyle. İnci gibi diz de söyle. Öyle söyle ki yar da beğensin, ayar da. Evet. Bunu başta devlet kanaatimce
yapıcı bir üslup kullanmak mecburiyetindedir. Eğer ülkeyi ben yöneteceğim diyorsa, evet, dışlama ki, yok, suçlu varsa yapışır yakasına. Son günlerde ayrıştırıcı ve yıkıcı üslupla çok karşılaştık. Sayın Kamalak, çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de teşekkür ederim. Ha, şunu da ifade edeyim. Altılı Buyurun. Masa ifsat cezası değil, altılı masa aslında bir altın masadır. Altın Türkiye masadır. Türkiye için gerçekten bir kurtuluş reçetesidir. Teşekkür ediyorum Hülya Hanım. Teşekkür ediyorum efendim. Saygılar bizden de. Sevgili izleyenler, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Saadet Partisi'nin